Değerli izleyenler, sevgili dostlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün karşımda çok değerli iki konuğumuz var. Sayın Ali Kamil Uzun, ben Ali Kamil abi diyorum. Ali Kamil Uzun, Türkiye İç Denetim Enstitüsü'nün kurucu başkanı, onursal başkanı, Türkomani dergisinde yazarı, kıymetli yazılarıyla çok değer katıyor. Ali Kamil abi, hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Kazım. Çok Evet. teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Seni çok iyi gördüm maşallah. Yüzün böyle çok enerjik, İşte bu pandemi günlerinde formumuzu korumaya, daha doğrusu sağlığımızı korumaya çalışıyoruz. evet. En güzel şey bugünlerde sağlıklı Evet. olmak. Tamam. En önemli değer de o zaten. Evet. Senin ile birlikte bu yayında da olmak ayrı bir mutluluk. Ben de aynı mutluluğu taşıyorum. Teşekkür ederim. Evet, diğer konuğumuz Sayın Murat Çağlar, Türkiye İç Denetim Enstitüsü'nün başkanı. Murat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Kazım Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz bizleri davet ettiğiniz için. Ne demek, sağ olun. İnşallah Türkomani'de de siz de yer alırsınız. Türkomani ailesinde siz de görmek isteriz. Şimdi sevgili Eminim. dostlarım, iç denetim konusunu konuşacağız. Çok önemli bir kavram. Tabii dünyadaki geçmişi çok eski yıllara dayanıyor. Fakat Türkiye'deki geçmişi 21-25 yıl öncesine dayanıyor. Ali Kamil Bey, Ali Kamil abi 25 yıl önce TİDE'nin kurucu başkanı olarak Türkiye'ye, Türk ekonomisine hizmet eden bir insan. Oradan başlayalım. Ali Kamil abi, şimdi 19 Eylül'de 25. yılını kutladınız. Öncesi kutluyorum her ikiniz de. İnşallah önümüzdeki daha nice 25 yılları birlikte görürüz. Nasıl oldu? İş denetimi nereden aklına geldi? Böyle bir dernek kurma fikri nereden oluştu? Şöyle bir 25 yıl öncesine bir uzanalım. Teşekkürler sevgili Kazım. Evet, şimdi enstitümüzün kuruluşunun 25. yılı. Yani kurumsal öykümüz 25 yıl. Fakat enstitü kurulması düşüncesi, girişimi, hayali aslında 30 yıllık bir öyküye dayanıyor. Benim meslek yaşantıma başladığım yıllar 80'li yılların başı. Yani bundan 40 yıl önce mesleğe başladığımda bankacılık sektöründe teftiş kurulunda başlamıştım. O dönem 80'li yılların başında ülkemizde denetim denince akla teftiş kurulları ve kurumsal olarak da önde gelen sektör bankacılıkta teftiş gibi. Tabii aynı zamanda kamu idarelerinde denetim kültürünün, denetim geçmişinin de köklü bir geleneği vardı. Maliye Teftiş Kurulları, hesap uzmanları o günün bilinen denetim kurumları olarak karşımıza çıkıyordu. Reel sektör tarafında denetim bankacılık kadar gelişmiş değildi. Tabii 90'lı yılların başına geldiğimizde de aslında yine tablo çok farklı değildi. Yine bankacılık önde gelen bir sektördü. Reel sektör tarafında ise genelde eski maliyeciler tarafından kurulan murakabe denetim birimleri vardı. Teftiş kurulları hani bankacılık sektöründe genel müdürlük makamına bağlı çalışırlar. Hatta birçok kurumda da genel müdür yardımcılığına bağlı pozisyonlarla da faaliyet gösteren birimler halindeydi. Ve yine sektörü hatırlıyorum, hani bir zaman tünelinden geçerek Evet. baktığımda teftişin denetim evrenini de şubeler oluştururdu. Genel müdürlük birimleri dokunulmaz birimlerdi. Çünkü zaten genel müdürlük fonksiyonlarına bağlı çalışan fonksiyonlardı. Şimdi bugün büyük veri diyoruz, veri analitiği diyoruz. Biz o zaman büyük defter, defteri kebir Evet. üzerinden, yevmiye defterleri, kayıtları üzerinden çalışmalar yapardık. Teftişin iç hiyerarşisi devlet gibi çok katıydı. Ve üstad muavin ilişkisi içinde, yani usta çırak ilişkisi içinde bir mesafeli ilişki vardı. Şimdi bugün
Bu pandemi koşullarında sosyal mesafeden bahsediyoruz. Mesleğe başladığım yıllarda da üstadla sosyal ve beşeri bir mesafe mesleğin geleneğinin bir ifadesiydi. Tabii bu şartlarda mesleğin ilk yıllarını geride bırakırken 90'lı yıllara geldiğimizde gerek dünyadaki gelişmeler, gerek ülkemizdeki kurumsal hayatın kaydettiği gelişmeler içerisinde bu teftiş geleneğinin bizde yarattığı alışkanlıkların dışında dış dünyada neler oluyor? Denetim dünyada nasıl gelişiyor merakı? Biraz da kurumun o zaman görev yaptığım bankanın üst yönetiminin de bu konudaki beklentileri. Bu saikle bir araştırmaya, bu merakla, bir sorgulamaya girdiğimde uluslararası meslek enstitümüzle tanıştım. Amerika Birleşik Devletleri'nde merkezi olan. Benim gibi yine bir bankanın teftiş kurulu yöneticileri de aynı arayış içindeydi. Hatta biz bu vesileyle bankacılıktaki bu geleneksel teftişin dışında yeni bir bakış açısı arayışıyla iki bankanın teftiş kurulu yöneticileri olarak bu Uluslararası İş Denetçiler Enstitüsü ile tanışmamıza vesile olan bir mesleki yayın organı olan Internal Auditor dergisi aboneliğiyle ülkemizde hani çağdaş iç denetim anlayışını nasıl geliştiririz noktasında düşünmeye başladık. Tabii önce bir bilgilenme, kendimizi geliştirme sayıyla başlayan, ihtiyacıyla başlayan bu konu. Daha sonra ben de ya neden bizde bu organizasyonun ülkemizde benzer yapısını, örgütünü kurmayalım düşüncesini oluşturdu. O konuda ilham kaynağı oldu. Ve 90'lı yılların başında bu merak ve işte uluslararası enstitüyü tanıma, onun yayın organıyla onun faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olma ve ülkemizdeki ihtiyacı da düşündüğümüzde, yani bir değişim ve dönüşüm arayışı kendi kurumumuzda meraklı olmak, araştırmak sonucu keşfedilen bir bilgi kaynağının tetiklediği bir ilham ve hayal gücü, biraz da hani tutkumuz ve çağdaş mesleki gelişim ve iletişim için bir paylaşım platformu oluşturabilir miyiz düşüncesi bu adımı atmamıza vesile oldu. Tabii bu süreç 94 yılında biz tabii bir yandan yurt dışında bilgi kaynaklarıyla tanışmamış, bu işin organizasyonunu, örgütünü tanımış olmamız, Türkiye'de biz ne yapabiliriz düşüncesi ve yazışmalarımız sonucu 1994 yılı bir Aralık ayı, 14 Aralık'ta Uluslararası Organizasyonun Batı Avrupa Direktörünün meslek icabı İstanbul'u ziyaret edeceği bilgisini aldık. O da bizimle temas etti ve kendisiyle buluştuk. O gün ben dahil 4 meslektaşımız, hatta bir de gelen kişinin İtalyan olması nedeniyle bir İtalyan bankacı dostumuz birlikte bir otelin lobisinde bir araya geldik. Biz bu hayalimizden, düşüncemizden bahsettik. Türkiye'de de bir uluslararası organizasyonun şubesi, temsilcisi olarak faaliyet göstermek, bu çağdaş mesleğin çağdaş gelişimine katkı sağlamak, ülkemizde buna öncülük etme konusunda. O bizi dinledi, tavsiyelerde bulundu. İşte o adım, 14 Aralık 94'teki o adım, böylelikle Türkiye İş Denetim Enstitüsü'nün kuruluşu için ilk adım oldu. Ve ondan sonra Temmuz ayında 95 yılının uluslararası konferansın Paris'te yapılacağı bilgisi geldi. Ve bu toplantıya katılarak hem uluslararası enstitünün ve Avrupa
organizasyonunun yöneticileriyle tanışma fırsatım oldu. Ve bu ülkemizde böyle bir girişimi başlatma düşüncemi paylaştım. Tabii biz Aralık'ta yapmış olduğumuz uluslararası organizasyonun Batı Avrupa direktörüyle yapmış olduğumuz görüşme sonrası ben hemen akabinde kolları sıvamış ve yakın çevremdeki meslektaşlarımla iletişime geçmiş. Onlarla haftalık, aylık toplantılar yaparak bu fikri benimsetmeye, bu fikrin etrafında organize olma konusunda girişimlerimi başlatmıştım. Paris'teki toplantıda da olgunlaştırmıştık. Yani artık böyle bir konuda adım atma konusunda meslek ailemizin, meslektaşlarımızla düzenli toplantılar yapıyor ve bu hayali de bir mesleki örgütlenmeye dönüştürme konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyorduk. O Paris'teki konferans sonrası biz bu organizasyonu tamamladığımızda örgütlenmeyi ülkemize tanıtmak için bir uluslararası sempozyum yapma düşüncemizi açıkladık. Ben uluslararası organizasyonun yöneticilerini bu sempozyuma davet ettim. Hem uluslararası gelişmeleri, uluslararası enstitünün ülkemizde tanınması hem de bizim bu girişimi başlatmamız konusunda bizlere ilham vermesi adına. Süreç böyle başladı. Evet. Enstitünün kuruluş süreci ve Eylül 95 yani 19 Eylül'e geldiğimizde kuruluşunu gerçekleştirmiştik. Hatta yani ben şöyle de ifade ediyorum. Tam bir doğum süreci yani 9 ay 10 gün süren yani 14 Aralık'tan 19 Eylül'e baktığımızda sanki böyle bir doğum halini de o süreye de uygun bir şekilde yani yeni bir bebek doğmuştu mesleğimiz için ve bugün o bebek 25 yıllık bir kurumsal geçmişi yani çeyrek asırlık kurumsal geçmişi olan bir organizasyona dönüştü. Hatta enstitünün kuruluş girişimini başlattığımız o 90'lı yıllar 94 krizi yani enstitünün yakın geçmişinde yani daha doğrusu bu çeyrek asırlık kurumsal geçmişinde de birçok krizi birlikte yaşadık. İşte 94 krizi, 99 Marmara depremi, 2001 bankacılık krizi, 2008'de yine dünyada yaşanan küresel kriz ve bugün de pandemi koşullarında da 25. yılımızı kutluyoruz. Yani pandemi sürecinde. Bu bakımdan da hani enstitü kurumsal tarihinde birbirinden farklı krizleri tecrübe etmiş. Onlarla da olgunlaşma, daha da doğrusu böyle krizleri mesleğimizle birlikte kurumların aşması konusunda da onlara yardımcı olma fırsatını bulmuş oldu. Tabii bunu böyle kelimelerle bir 25 yıllık tarihi, bir çeyrek asırlık tarihi kelimelerle belli bir süreye sığdırmak mümkün değil. Ama yaşayan biri olarak inanılmaz bir yolculuktu bu bizim için. Ve bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda da gerçekten örnek olabilecek, örnek gösterilebilecek bir sivil mesleki kuruluş. Aynı zamanda ülkemize değer kattığı gibi de dünyaya da faaliyetleriyle de örnek olabilecek bir kurum yaratmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Böyle ifade peki edebilirim. Murat Bey, Ali Kamil Bey şöyle bir 25 yıllık hikayeyi anlattı, süreci anlattı. Dünden bugüne nereye geldiğini anlattı. Ben size bugünü sorayım. Şimdi 25 yaşında bir genç, bir delikanlı var karşımızda. Kaç üye var? TİDE'yi anlatır mısınız biraz? Bugünkü yapısını anlatır mısınız? Kaç üye var? Kimler üye olabiliyor? Üyelik şartları neler? Şöyle TİDE için bize neler söyleyeceksiniz? Tabii ki. TİDE 25 yaşında genç bir fidan diyoruz ama aslında çeyrek asır da bir STK için önemli bir geçmiş.
Türkiye tarihinde de baktığımızda 312 bin dernek kurulduğunu dikkat alırsanız 190 bini feshedildi ve yoluna devam eden 121 bin dernek var. ETİ de bunların içerisinde kurumsallaşma yolculuğunu tamamlamış bir kurum. Son 4 yıldır aldığımız notlarıyla da bunları perçinleştirdik. 9.30 puanla Türkiye'nin ilk 3 STK'sı arasında yer alıyoruz. Dolayısıyla geleceğe eminenlerle yolculuğumuza devam ediyoruz. Üyemiz 3000 üyemiz var. Üyelerimiz arasında meslek gruplarına baktığınızda kamudan holding finans kurumlarına, üretimden hizmet sektörüne kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren firmalarda çalışan meslektaşlarımız bulunuyor. Üyelik kriterlerimiz tabii ki meslek icabı, mesleğe adım atmış genç meslektaşlarımızı ve bu konuya ilgi duyan, bu konuda araştırma yapan, mali müşavirlerimize dahil olmak üzere iş denetim mesleğine gönül veren herkese tüzük çerçeveleri uyan herkesi derneğimize kabul ediyoruz. Tabii derneğimiz faal bir dernek. Bu üye sayımızı belirtirken aktif üye olarak vurgulamak isterim. Derneğimizde faal aktif üye olmayan, işte belirli görevlerini yerine getirmeyen arkadaşlarımız da üyelikten dönem dönem çıkabiliyorlar. Dolayısıyla üyelik yapımız bu şekilde. Şöyle insanların daha iyi anlaması bakımından soruyorum. Üyeleriniz arasında hangi kurumlar var? Hangi kurumlarda görev yapan insanlar var? Şöyle birkaç çarpıcı örnek verirseniz belki zihinlerde daha belirgin hale gelmiş olur. Tabii aklınıza gelen her türlü özel kuruluş var. İsim vermek gerekirse ben Koç Holding ve Koç Grubu şirketlerinden Sabancı Grubu, Doğuş Grubu, Doğan Grubu. Bankalardan baktığınızda Yapı Kredi, Odea Bank, ING, Akbank. Yani portföyümüzde Türkiye'nin ileri gelen tüm kuruluşları artı orta ölçekli, KOBİ ölçekliklerinde şirketlerinde çalışan iş denetim meslektaşlarından değişik geniş bir yelpaze üyemiz var. Bunun haricinde kamuda çalışan devletin çeşitli kurumlarında kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan iş denetçi arkadaşlarımız da kurumumuzun üyesi. Dolayısıyla yerde çok geniş bir yelpazedeyiz. Ama bunun üye yapımızın çoğunluğuna bakarsanız yani içerisindeki yüzdeleme oranlamaya bakarsak finans ve holding hizmet şirketlerinin ağırlığını görürsünüz. Anladım, tamam. Peki şimdi TİDE her yıl etkinlikler düzenliyor. İşte kongreler düzenliyor. En son uluslararası kongreler de düzenledi. Bunların birçoğuna ben de katıldım. Fakat bu sene pandemi nedeniyle bir erteleme söz konusuydu. En son işte 19 Eylül'de siz dijital ortamda gerçekleştirdiniz. Biraz onu anlatır mısınız? Nasıl geçti? Nasıl oldu? Bu durum devam ederse ne yapmayı düşünüyorsunuz? Nasıl etkinlikler düzenleyeceksiniz? Biraz bilgi verir misiniz? Evet. Biz uluslararası bir örgütün Türkiye'deki temsilcisiyiz. Bu anlamda pandemi döneminde özellikle üyeleriyle etkileşimi en yüksek olan enstitülerden biri olarak seçildik. Biz pandeminin başladığı dönemden başlamak suretiyle tüm üyelerimizin, meslektaşlarımızın yanında olabilmek için, fiziki toplantılar da gerçekleşemeyeceği için eğitim platformlarının hepsini online'a taşıdık. Sertifikasyon süreçlerini, sınav süreçlerini hepsini online ortamda gerçekleştirdik. Bunların haricinde bu dönemde yine meslektaşlarımızın yanında yer alabilmek için paylaşım toplantıları düzenledik online ortamda ve bunları her hafta mümkün mertebe düzenlemeye çalıştık. Bugüne kadar 12 tane gerçekleştirdik. Teknik konularda, üyelerimizin ihtiyacı olan konularda bunları bila bedel olmak üzere online olarak aktivitelerimizi gerçekleştirdik. Ofis hizmetlerimizin aksamaması için Mart ayından itibaren gerekli tedbirlerimizi ve altyapımızı oluşturduk ve COVID-19'un etkilerini bertaraf etmek hem de çalışanlarımızı korumak için de uzaktan çalışma metoduna geçtik ve şu anda tüm faaliyetlerimizi, üyelerimizi uzaktan gerçekleştiriyoruz. Tabii bahsettiğiniz kongre bizim için çok önemli bir etkinlik. TİDE'nin geçmişinde önemli bir yer olan ve iki günlük aktivitemizde yaklaşık 1400 kişiyi ağırladığımız bir etkinlik. Uluslararası katılımın olduğu, çeşitli iş dünyasından katılımın olduğu bir etkinlik. Bu sene de bunu online ortamda yapmayı öngördük. Çünkü gerek mevzuat gerekse İçişleri Bakanlığı'nın verdiği genelge geneliği şu anda fiziki ortamda olmayacak. Ama Aralık ayında kongremizi yine online ortamda meslektaşlarımızla yapmayı planlıyoruz. TİDE ile ilgili bir soru daha sormak istiyorum. Sertifika da veriyorsunuz aynı zamanda, eğitimler düzenliyorsunuz. Şu ana kadar kaç kişiye sertifika verildi? Şu mevcut durumda nasıl bir çalışma yapıyorsunuz?
Bu konuda da bilgi verirseniz iyi olur. Yıllık bazda tabii bu başvuru sürecine göre değişiyor ama bu yılda yaklaşık 60'ın üzerinde başvuru oldu. Bu arkadaşlarımız da online olarak seçtikleri tarihlerde sınavlarını alabiliyorlar. Şu anda fiziken sertifika teslimatını yapmadık ama bu sınav süreçlerinde başarılı olmanıza göre sertifikasyon sürecinde normal bir akışına devam ediyor. Ayrıca şöyle bir opsiyon da tanıdık meslektaşlarımıza. Pandemi nedeniyle, sağlık koşulları nedeniyle, çeşitli bir nedenlerle sınavlara, sertifikasyona uluslararası sonuçta yapılıyor bu sınav uygulaması. Katılamazlarsa herhangi bir cezai yaptırma olmadan, bir ek ücret alınmadan sınav tarihlerini de değiştirme imkanı veriyoruz. Peki. Ali Kemal abi şimdi iç denetimi konuşuyoruz. İşte 25 yıllık sen 30 yıla dayandırdın. Ondan önceki 5 yılda da bir çalışma yapıldığını anlattın. İnsanlar daha iyi anlasın diye sorayım. Şimdi birisi derse ya ben iç denetim uzmanı olmak istiyorum. İç denetim konusunda çalışmak istiyorum. Hangi eğitimi almalı? Hangi formasyonu almalı ki iç denetim konusunda yetkin uzman birisi olabilsin? Evet. Çok yerinde bir soru. Şöyle ifade edeyim. Aslında burada bizim mesleğimiz akademik bir meslek. Yani akademik bir meslek derken şunu kastediyorum. Bu mesleği yapabilmek için bir üniversitede lisans seviyesinde mezun olmak gerekiyor en azından. Bu açıdan da böyle bir üniversite lisans eğitiminin ön şartta olduğu ki bizim bu uluslararası sertifikalara da sınava giriş için aday olmanız için de aranan bir ön koşul. Onun için ben mesleğimizi bir akademik meslek olarak nitelendiriyorum. Şimdi tabii ki benim mesleğe başladığım yıllara baktığımızda genelde bu meslekte istihdam edilecek gençler için iktisat, işletme, hukuk gibi disiplinlerden mezunları o yıllarda kabul ediyorlardı. Ama şimdi geride bıraktığımız yıllara ve içinde bulunduğumuz şartlarda gelişmelere baktığımızda dijitalleşme, teknolojinin geldiği boyutlar iç denetim konusunda istihdam edilecek olan insan kaynağı konusunda çok farklı disiplinlerden de insan kaynağının istihdam edilebilme imkanı ve fırsatı olduğunu söyleyebilirim. Aslında bunu şöyle de ifade etmek istiyorum. Şimdi bir yandan akademik bir meslek olduğunu söyledim. Ama Türkiye'de bakın doktor olmak için tıp fakültesini bitirmek gerekiyor. Hukukçu olmak yani avukat, hakim, savcı olmak için hukuk fakültesini bitirmek gerekiyor. Ama lisans seviyesinde denetim fakültesi diye bir fakülte söyleyemeyiz. Neden böyle? Hem kökünü üniversite eğitimini görmüş insan kaynağından insan kaynağını sağlamak isteyen. Çünkü denetim özellikle iç denetim interdisipliner bir faaliyet. Yani hukuk da gerekiyor. Sosyal bilimlerin birçok alanıyla ilgili de bilgi birikimine ihtiyaç duyuyor. Hatta şimdi bu dijitalleşmeyle birlikte teknolojinin geldiği bu gelişmeyle mühendislik alanında da elektronik mühendisliği olsun, bilgisayar mühendisliği olsun birçok alanda yeni disiplinlerin de bu mesleki faaliyet içerisinde ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Bu bakımdan da onun için iç denetim mesleğinde istihdam edilecek genç insan kaynağının aslında böyle bir geniş yelpazede disiplinlerden gelecek insan kaynağına ihtiyacı var. Böyle düşünebiliriz, böyle bunu ifade edebiliriz. Peki, şimdi Murat Bey, Ali Kamil Bey biraz önce teftiş kurulu ile iç denetim meselesini karşılaştırdı. Önceki yıllarda böyle bir kavram yoktu. Daha çok özellikle de bankalarda ve bazı kamu kurumlarında teftiş kurulları vardı. İnsanlar da o müfettiş olmak için, müfettiş yardımcısı olmak için, hesap uzmanı olmak için yarışıyordu. Şimdi daha iyi anlamak için iç denetim deyince ne anlıyoruz? Yani neyin denetim yapılacak? Hangi alanlarda denetim yapılacak? Peki ben teftiş kavramından hemen başlayarak sonra denetimin kapsamını size aktarayım. Teftişi aslında iç denetim içeren bir konsept. Eski anlamda
Denetimin belki ilk haliyle teftiş kurulu. Bugün hala faal olan kamu kurumlarında, çeşitli kurumlarda hayatına devam ettiriyor. Ama aslında bir bütünleyici olarak bakmak lazım. Çok da ayrıştırmadan, hani bir taraf doğru bir taraf yanlış gibi bakmamak gerekiyor. Ama modern denetim mesleğinde artık hissedarlar, kurumların sahipleri bir danışman rolünü, bir güvence rolünü aradıkları için teftişin eski usul yaptığımız denetim tarzında çok geriye odaklı, 1-2 yıl geriden gelen çalışmaların bile ortaklara, şirketin üst düzey yönetimine sunulan bir hali vardı. Dolayısıyla şu anda artık bu kurumların başındaki liderler, hissedarlar anlık veri ve danışman şapkasına ağırlık bastığı için aslında iş denetim biraz daha bu alanlara evrildi. Yani geçmiş hesapların kontrolünden ziyade bütün kapsamı olarak bir kurumun içerisinde yer alan tüm süreçleri, içerisine konulan kontrollerin düzenli olarak gözden geçirilmesi, belirli risk değerlendirmeleri yaparak o şirketin, o kurumun faaliyetlerini sürdüremeyecek hale getirebilecek risk ön plana çıkararak bu alanda faaliyetleri engelleyecek unsurlar neler var? Bunların denetimini ve kontrolünü yapar ve gerekli anda düzeltme önerilerini verir. Aslında şirketin sürdürülebilirlik anlamında, yani kurumsal yönetimin güvencesi olarak görev yapıyor iç denetim. Aklınıza gelebilecek her türlü süreci bu kapsamda sayabilirsiniz. İnsan kaynaklarından satın almaya, satıştan finans sürecine, üretimden kalite kontrole kadar, mevzuat uyuma kadar şirketin faaliyet alanını etkileyen her sürecin iç denetim bir güvence mekanizmasıdır. Bu sahalarda konan kontrollerin sağlıklı çalışıp çalışmadığını denetler. Gerekirse de önerilerde bulunup bunların düzeltilmesini öngörür. Dolayısıyla tüm sahanın içerisinde var diyebiliriz. Ali Kemal abi şimdi bu coğrafya denetimi sevmeyen, yani toplum olarak denetlenmeyi sevmeyen yöneticiler, kamu yöneticileri, işletme yöneticileri, insanlar kontrol edilmeyi, denetlenmeyi sevmiyor. Hele hele kayıt dışı işlemlerin de çok fazla olduğu bir coğrafyadan söz ediyoruz. Acaba bu iç denetim belki de çok daha fazla büyüyebilirdi. Acaba işletmelerin, patronların, işte ortakların bu denetlenmeye karşı ön yargılı bakış açılarının bir etkisi olabilir mi? Bu etki nasıl kırılabilir? Yani peki 3500 o yıllara gidildiğinde kervanlar seyri seferlerini tamamladıklarında auditör denilen kişiler kervancı başından seyri seferin hesabını alıyorlar. Neler yapıldı, ne oldu, ne etti. Yani bir ilk denetim faaliyetleri olarak gözüküyor ki bu coğrafyada hani İpek yolu, baharat yolu, hani ticaretin kalbi hep bu coğrafyada atmış. Yani Asya'dan Avrupa'ya uzanan ve Türkiye'de burada önemli bir köprü görevini görüyor. Daha sonra bu kıta Avrupa'sı, işte sanayi devrimi ve kapitalizmin beşiği Amerika ve orada modern denetimin şekillendiğini görüyoruz. Biz de aslında Türkiye İş Denetim Enstitüsü ile 95 yılında bu doğduğu coğrafyaya modern halini getirmeye vesile olduk. Ama şuna katılıyorum, hani denetlenmek, denetim çok arzu edilen bir kavrammış gibi gelmese de aslında gerek kurumların olsun, gerek bireylerin olsun, hayatlarında, kurumsal hayatın, bireysel hayatın sürdürülebilirliği açısından denetim olmazsa olmaz, vazgeçilmez bir konu. Bunu bu şekliyle de değerlendirmek lazım. Çünkü şöyle ben bir metafor kullanmak gerekirse, özellikle iş denetçileri dahiliye mütehassıslarına benzetiyorum. Yani veya bunu bir aile hekimliği olarak görelim veya bir önleyici hekimlik olarak görelim. Şimdi hepimiz birey olarak sağlığımız için çeşitli check-up'lardan geçiyoruz belli aralıklarla. Kurumsal hayatın da check-up'ı için böyle bir değerlendirmeye ihtiyacı var. Ama her şeyden önce yapmış olduğunuzların hani değerlendirilmesi, denetlenmesi, onlarla ilgili ileriye yönelik risklerinizin öngörülerek
sizlere tavsiyede bulunulması kurumsal hayatın gelişimi açısından da çok çok önemli. Cumhuriyetimizin kurucusu, işte yakın Cumhuriyet Bayramımızın yıl dönümü de yaklaşıyor, az bir süre kaldı. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de önem verdiği bir kavram olduğunu görüyoruz. Hatta yaptıkları işlerin denetlenmesinden ve özellikle hani şunu söylemek istiyorum. Türk Ticaret Kanunumuz, yani yeni kanun, aslında iç denetimi bir tedbirli yönetici özeni olarak iş sahiplerine, iş insanları açısından önemli bir araç olarak sunuyor. Kullanmaları gereken işte riskin erken teşhisi komitesiyle bir bağımsız denetim konusunda getirdiği düzenlemelerle, yönetim kurullarının vazgeçilmez sorumlulukları arasında iç denetime yönelik düzenlemeleri ve o ilgili hükümlerin gerekçelerinde bunun altı çiziliyor. Bu bakımdan ben geleceğini düşünen, kurmuş olduğu girişimin, kurumsal varlığın sürdürülebilir büyümesini düşünen, rekabette avantaj sağlamak isteyen kurumlar için, iş dünyası için özellikle iç denetimin olmazsa olmaz bir yardımcı olduğunu düşünüyorum. Ve hani denetim aslında ticaretin olduğu, iş hayatının olduğu, daha doğrusu işte ekonomide zenginleşmenin, bolluğun, bereketin olduğu süreçlerde vazgeçilmez bir ihtiyaç olarak kendini gösteriyor. Peki tamamlayıcı nitelikte olması bakımından söyleyeyim Murat Bey. İç denetim şirkete ne gibi kolaylıklar sağlıyor, ne gibi faydalar sağlıyor, yönetime ne gibi avantajlar, imkanlar sağlıyor, yönetim kuruluna, işverene, patrona, biraz da bu açıdan bakar mıyız acaba, nasıl değerlendirirsiniz? Tabii ki. Aslında kurumların evrim geçirme sürecine bakarsak, küçük bir KOBİ aile şirketini düşünelim. İlk başta siz her şeyin başındasınız. Kasa da sizin elinizde, nakit akışı, stoklar, satışlar, müşteri ilişkileri, ama bir süre sonra büyüyor. İlk etapta etrafınıza bakıyorsunuz ve bu sefer aile içi ya da akrabalara yöneliyorsunuz. İşte güvenilir kişileri ilgili bölümlerin başına koyuyorsunuz, ama öyle bir iş büyüyor ki artık belirli bir ölçekten sonra ne yapıyorsunuz? İşleri profesyonellere devretmek zorundasınız ve artık siz kontrol eden aşamasına geçiyorsunuz. Özellikle büyük ölçekliğe geldiğinizde zaten bu kontrolü şahsen yapmanız çok mümkün değil. İşte iç denetiminin burada yarattığı değer, bu tüm kurumsal yapının faaliyetlerinin bir güvencesi haline geliyor. Aslında bir İngilizce tabiriyle cross check, yani karşılıklı kontrol mekanizması gibi düşünebilirsiniz. O yüzdendir ki iş denetim standart gereği, meslek standardı gereği hiçbir zaman icraî bir birime bağlı olmaz. Doğrudan yönetim kurulu yapısına bağlı olur ki bütün bu aktiviteleri bağımsız bir şekilde gözden geçirsin ve güvence sağlasın. Bu anlamda yönetim kurulu bütün neticeleri, faaliyetleri, operasyonları gözlemlerken iş denetimin verdiği raporlara dayanarak eksik noktaları, düzeltmesi gereken noktaları takip eder. Denetçinin bu tüm sahadaki, tüm operasyondaki faaliyetlere girip çıkması nedeniyle birikimlerinden, tecrübesinden de ayrıca danışmanlık olarak yararlanır. Yani bugün özellikle pandemi sürecinde gördüğümüz birçok hadisede şirketlerin belirli alanlardaki eksiklikleri de alacakları aksiyonlar için iş denetçilerin tüm toplantılarda yer aldığını görüyoruz. Biz kurumsal yönetimin güvencesiyiz diyebilirim. Dolayısıyla yönetim kurulunda bir nevi sağ koluyuz. Onların güvencesiyiz. Operasyonların sürekliliğini sağlamak için. Evet. Biraz önce verdiğiniz örneklerde genelde üyelerinizin büyük kuruluşlar, bankalar, özel sektöre ait büyük kuruluşlar olduğunu gördük. Acaba iç denetim birimini kurmak için hangi ölçeklikte bir firma olmak lazım? Aslında bunun uluslararası anlamda belli bir ölçeği yok. Ama bu tamamen şirket faaliyetlerinin yönetim kurulu tarafından kontrol edemeyecek boyuta gelmesi olarak adlandırabiliriz. Bizim üyelerimiz arasında ben size 3000 üyemiz var dedim. 3000 üyelerse farklı sektörler var dedim ağırlıklı, ama 800
155 farklı kurumdan da üyemiz var. Bu üye yapısına baktığınızda içerisinde 20-30 kişi çalıştıran şirketlerimiz de var. İçerisinde 6-7 bin çalışan olan büyük gruplarımız da var. Dolayısıyla aslında ihtiyacın doğduğu nokta operasyonların, faaliyetlerin artık bireylerin kontrolünden çıktığı nokta olarak tanımlayabiliriz. Bizler TİDE olarak gerek TÜSİAD'la yaptığımız işbirliklerinde gerek başka STK'larla yaptığımız işbirliklerinde KOBİ ve küçük aile işletmelerine de bu anlamda destek vermeye çalıştık. Anadolu'da çeşitli şehirlerde organizasyonlar düzenledik ve burada gördüğümüz benim şahsen de halen iletişimde olduğum aile şirketlerinde aslında gelinen hacim itibariyle profesyonel kadronun daha yaygınlaşmaya başladığı, aile fertlerinin şirketin her alanını kontrol edemediği noktalarda bir danışmanlık hizmeti almaya başladıklarını gördük. Tabii bütçe olarak baktığınızda 20-30 kişilik belki bir küçük bir aile şirketinde iş denetim yapılanması çok maliyetli gelebilir ama bu noktada da iş denetim faaliyeti veren danışman şirketleri var. Yani tüm zamanını size vermeyen ama aynı zamanda kontrolü sağlayan firmalar var. Tüm bu büyümekte olan işletmelerin bu noktada iş denetime başvurduğunu gözlemliyorum. Öyle söyleyebilirim. Yani bir rakam vermekten ziyade operasyonların büyümesi diyeyim. Tamamlamak adına bir şey eklemek istiyorum. Yani soruna da bir katkı sağlamak için. Hangi ölçekte olursa olsun her kurumun aslında denetime ihtiyacı var. Yani bunun için sayısal herhangi bir veriye ihtiyaç yok. Yani o kurumun, eğer bir kurum hani gelişmek, sürdürülebilir bir büyüme sağlamak, varlığını devam ettirmek istiyorsa kendini değerlendirmek ve bir denetimden geçmek durumunda. Burada mesele şu, Sayın Başkan da bunu ifade etti. Ölçeği imkan veren kurumlarda bu içeride istihdam edilen insanlar tarafından bu faaliyet yürütülüyor. Ama ölçek açısından küçük olan, kendi içinde böyle bir istihdam imkanı olmayan kurum ve kuruluşlar ise bu hizmeti dışarıdan sağlayabiliyor. Yani sonuçta eğer bir kurumsal varlık, kurumsal hayat içerisinde, rekabet içerisinde sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak istiyorsa, riskleriyle baş edebilmek ve onlara karşı gerekli kontrolları geliştirebilmek istiyorsa bir denetim faaliyetine mutlaka ihtiyacı olacaktır. Ama bunun tedariki nasıl sağlanacağı, kurum içi mi olacak, kurum dışı kaynaklar içi mi olacak, o ölçeğine göre veya sektörün düzenlemelerine göre değişebilir. Bu şu bakımdan önemli. Şimdi iç denetim dediğimiz etkinlik kurumsal yapının sürdürülebilirliği açısından da büyük önem taşıyor. Baktığımızda Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin milyonlarca üyesi var. Aktif olarak 2 milyon üzerinde üyesi var. Bunların da %90'ından fazlası KOBİ niteliğindeki aile şirketindeki şirketler. O bakımdan Türkiye'de de girişimcilik ruhu çok dinamik bir yapı arz ediyor. İşte iddiası var. Dolayısıyla iş denetim bu KOBİ işletmeleri için, aile işletmeleri için de büyük bir fonksiyon icra ediyor diye görüyorum sizin bu anlattıklarınızdan. Şimdi Sayın Başkan şunu soracağım. Pandemi süreciyle dünya ekonomisi farklı bir yörüngeye doğru gidiyor. Şekiller, iş yapma biçimleri değişmeye başladı. Bankacılık çok büyük ölçüde dijitalleşmeye başladı. E-ticaret çok yaygınlaştı. Sizi nasıl etkiledi? Nasıl olacak bu iş denetim? Acaba dijitalleşme neresinde yer alıyor? Robotik sistemler var, yapay zeka var. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Evet, çok güzel bir soru. Teşekkür ederim bu soruyu yönlendirdiğiniz için. Yaklaşık 10 yıldır hayatımızda bir dijital dönüşüm kelimesi etrafımızda dolaşıyor. Aslında son yıllarda kurumların buna hazır hale gelmesine çok büyük bir ivmelenme vardı. Yani pandemi öncesinde değişim ve dönüşüm dönemi başladı. Tabii ki tamamen bir dijital dönüşüm doygunluğu var diyemeyeceğim ama bu anlamda verilerin dijital ortama taşınması da biz iş denetçilerin bir anlamda mesleği icra ederken yararlı bir nokta oldu. Fakat bizim mesleği icra ederken en büyük işimiz aslında gözlem. Gözlem maalesef sadece bir ekrana dayalı verilerin bize sunulmasıyla olmuyor. Yani biz bir işletmeye adım attığımızda
ilgileneceğimiz, risk belirlediğimiz konuları incelerken aslında o işletmede her şeye bakarız. Örneğin bir stok için sahaya indiğimizde, stok sayımı yaptığımızda, stoklarla ilgili süreçleri kontrol ettiğimizde aslında gözlemlediğimiz etraftaki hurda olabilecek stoklardan tutun da aksayan bir sürece şahit olmak şeklinde birçok alandan besleniriz. Dolayısıyla aslında dijital dünya bize tamamen %100 güvence veren, tüm verilerin, şu anda değil ama tüm verilerin online ortama, yani dijital ortama geçmesi bile bizim o anlamda %100 denetimi dijital olarak yapabileceğimiz anlamına gelmiyor. İlerisi için ama çok bu anlamda gelişmeleri izliyoruz. Hatta meslektaşlarımız arasında daha çok mühendis göreceğiz ileride. İleride verilerin tamamının gerçekten dijital ortama aktarılmasıyla bizim aslında denetim evrenimiz genişleyecek. Bu bizim için büyük bir avantaj. Bugünden de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yani robotik süreçler, bahsettiğiniz bir takım geniş veri datasını, veri analitini online ortamda yapabilecek hale geliyoruz yavaş yavaş. Fakat bunun için de her şeyi makinalara, yani teknolojiye emanet ederek yapmamız mümkün değil. Çünkü bu verinin incelenmesi için senaryoların yazılması, bu senaryoların doğru olduğunun kontrol edilmesi, yeni senaryolarla eşleştirilmesi ve birinin karar verici yetkinlikte olması lazım. Biz iş denetçiler olarak ileride tam dijital anlamda denetime geçiş sürecinde bu verileri kontrol eden ve dizayn eden tarafta olacağımızı görüyoruz. Şu aşamada hani %100 dijital denetim yapıyoruz diyemeyiz ki mesleki olarak da mümkün değil tamamını buraya aktarmak ama ileride bu büyük data veri setinden de faydalanacağız ve buna yönelik de hazırlıklarımız sürüyor. Yani iş denetiminde istihdam ettiğimiz arkadaşların da yapısına bakarsanız artık buna doğru evriliyoruz biz de. Gelecekte daha çok data evreni denetleyeceğiz diyebilirim. Çok güzel. Ali Kemal abi, sen aynı zamanda Futurizm Derneği üyesin. Gelecekle de çok ilgilenen bir insansın. Şimdi bu son 25 yılda birçok değişikliğe de tanıklık ettin. Şöyle ben düşünüyorum. Öngörmek veya uz görmek diyelim. Hani gelecekte nasıl, nereye evrilecek diye. Aslında şöyle basit bir örnek vermek istiyorum. Hani ilk hesap makinesi abaküstü. Hesaplama işlemi yapmak. Daha sonra bunlar teknolojinin katkısıyla kollu fasitler, şeritli hesap makineleri, elektronik hesap makineleri. Bugün ise hesaplama yapmak için cep telefonunuzdaki application'ları kullanıyorsunuz. Tabii bunun ötesinde bambaşka veri analitiği yöntemleriyle de birçok veriyi analiz etme imkanına sahipsiniz. Ama özünde işlev değişmiyor. Hani teknoloji değişiyor. Şimdi bu bakımdan da denetim mesleği de hep o konuşuluyor. İleride var olmayacak meslekler, muhasebe ve denetim üzerinde bu çok söyleniyor. Yani önümüzdeki 10 yıla baktığımızda. Ama ben onu şöyle ifade ediyorum. Aslında meslek bir evrim geçirecek. Aynı abaküsten, hani hesap toplama, çıkarma işlemleri abaküsten bugün mevcut teknolojiyle bambaşka noktaya geldiği gibi mesleğin ameli, yani el emeği işleri ya robotlara ya teknolojinin, hani dijital teknolojinin diğer imkanlarına devredilecek. Akıl teri, yani alın teri kısmı teknolojiye terk edilirken akıl teri tarafında meslek mensubu, meslektaş, iş dünyasına, kurumsal hayata daha fazla katma değer sağlayacak bir hale gelecek. Şimdi bu nasıl olacak? Bu nedenle yetkinlikleri de değişecek denetçinin. İşte o zaman mali süreçlerle ilgili konuların ön planda olduğu zamanlarda bu iş, iktisat, ekonomi, işletme disiplini gibi konulardan gelen insan kaynağıyla çözülürken, ben denetimin de biraz daha değil, hani böyle bir mühendisliğe evrilecek bir yönde gelişeceğini söylüyorum. Hani denetim mühendisliği de diyebilirsiniz buna. Veya bir isim bulmak gerekirse. Çünkü şimdi bir yandan da siber riskler var. O da bir güvenlik riski.
kontrol riski olarak oluşuyor. Bunlar, bu konuda da bilgi sahibi olmanız lazım. Ben çok yönlü insanların yapacağı bir meslek haline geleceğini, daha da bu tarafın güçleneceğini zaten demin de ifade etmiştim. Hani disiplinler üstü bir konu. Onun için tek bir akademik disiplinden çıkmıyor bu. Şimdi multi disipliner, çok yönlü, becerilerin içinde barındıracağı bir meslek haline gelecek diye görüyorum. Bu zaten dünya da buna doğru gidiyor. İşin geleceği, iş yerinin geleceği. Çünkü birdenbire işte bu pandemi koşullarında hepimiz evlere çekildik. O koca plazalar terk edildi. Eğitimde kampüsler boşaldı. Uzaktan erişim gündeme geldi. Denetimde sahada olmazsa olmaz gerçeği vardı. Şimdi uzaktan bu konuda denetim faaliyetlerini nasıl yürütebiliriz? Onların üzerinde duruyoruz. Onun için hani denetçi robotlar görebiliriz işin bu alın teri tarafında. Hani daha o veriyi, büyük veriyi daha hızlı değerlendirip denetleyecek. Ama onun ötesinde de çok yönlü becerilere sahip insan kaynağıyla bu işle uğraşan, bu mesleği gerçekleştiren insanların iş hayatında stratejik anlamda rolünün daha güçlü, daha önemli hale geleceğini öngörebiliriz. Yani gidişatın ben bu yönde olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan da yeni nesle hani bu mesleki ilgi, bu mesleki alana ilgisini yoğunlaştırmasını tavsiye ediyorum. Peki Murat Bey, sizin tavsiyeniz neler olacak? Gençlere, genç arkadaşlarımıza, iç denetim konusunda uzmanlaşmak isteyen, bu alanda çalışmak isteyenlere yönelik neler söylemek istersiniz? Biz bu konuda üniversiteye elimizden geldiğince erişmeye çalışıyoruz ama gençlerin elinde artık teknoloji var. Eskiden meslekler çok kapalı kutuydu. Çevremizin bize verdiği bilgilerle sınırlıydı. Ama artık TİDE'yi yakından takip ederek, yani TİDE'nin web sitesini, sosyal medyasını, Instagram, Facebook hesaplarını takip ederek bizlerin faaliyetlerine yakından dahil olabilirler. Üniversite çağındayken arkadaşlarımızın illaki o üniversitede ders açmamız da gerekmiyor. Gönüllü olarak bizim faaliyetlerimize katılarak mesleği yakından tanımaları, bu ile geleceğe dönük de bu meslek hakkındaki izlenimlerini pekiştirmelerini ben öneririm. Bu meslek bilinmeyen bir meslek olmakla beraber aslında kariyer anlamında da çok büyük fırsatlar açan meslek. Sadece girer buna oluyor. İş denetim birçok alana hakim olduğu için kariyer yolculuğunda arzu edenlerin çok farklı departmanlarda üst düzey yönetim pozisyonlarına geldiğini de görüyoruz. Aslında merak sahibi olan tüm arkadaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Bir parantez daha açayım bizi dinleyen genç arkadaşlarımız için. Bu meslek aynı zamanda gezici meslek. Ben 23 yıllık denetim mesleği kariyer yolculuğunda hiç değiştirmeden çok büyük zevkle çalışıyorum. 23 farklı ülkeye gidip 322 tane farklı kurumda iş denetim faaliyeti yaptım. Yani onların da alt bölümlerini düşündüğünüzde aslında merak sahibi olan, çok öğrenmeye açık, kariyer yolculuğunda kendine değer yaratmayı isteyen arkadaşlarımıza kapımızın açık olduğunu söylemek isterim. Peki. Ali Kamil abi, son olarak bir duayen olarak, bir duayen iş denetimci olarak işletmelere, patronlara neler tavsiye edersin bu konuda? Onunla bitirelim. Son olarak söylemek istediğin mesajları da alıp bitirelim. Evet. Tabii iş insanları aslında ekonominin önemli aktörleri, istihdam yaratıyorlar, yatırım yapıyorlar. Her şeyden önce işletme denilen kurumsal varlıkla ekonominin çarklarının dönmesi için önemli rolleri var, sorumlulukları var. Şimdi kendi sermayeleriyle, kendi emekleriyle yarattıkları bu değerlerin, onların bu girişimi sonucu bir tüzel varlık haline, bir kurumsal varlık haline dönüşmesiyle birlikte artık onun emeği
topluma değer katan toplumun bir varlığı haline geliyor. Bu bakımdan şöyle bir sorumlulukları olduğunu düşünüyorum. Hani bir yandan o girişim zekasıyla üstlendiği rol ekonomide bir kurumsal değer yaratıyor. Ama o kurumsal değerin artık ekonominin bir parçası olması, toplumun bir parçası, varlığı olması nedeniyle de geleceğe karşı ona şöyle bir sorumluluk yüklüyor. Bu varlığın sürdürülebilirliği, sürekliliği nesilden nesile. Çünkü o istihdamın devamı, o yatırımın büyüyerek gelişmesi, ekonomiye hem gelir hem devlete vergi olarak sonuç yaratması, tedarikçisi, müşterisiyle o zincirin zenginleşmesi ve aynı zamanda ülkesi için yarattığı bu değerin küresel alanda bir rekabet gücüne, bir küresel markaya dönüşmesi gibi geleceğe sorumlulukları var. İşte bunu layıkıyla yerine getirebilmesi, bunun güvencesi olan denetime önem vermesi lazım. Bu bir yandan bağımsız denetim de olacak. Yani şirketinin o finansal sonuçlarının bir bağımsız denetçi tarafından kamuoyuna güvence verilmesi, doğruluğu ve gerçekleri yansıttığı için. Ama diğer yandan iç denetimle de o süreçlerin onun büyümesini sürekli kılacak, yarattığı o kurumsal değerin ekonomide, ülkede devamlılığını sağlayabilmesi açısından da bir iç denetime ihtiyacı var bu açıdan. Ben onun için iş insanlarına bu iş zekalarıyla, girişimci zekalarıyla ekonomiye, iş hayatına, topluma yarattıkları bu değerlerin geleceğini de düşünerek denetim aktörlerine de bu anlamda onlarla da birlikte bu süreci yönetmelerini tavsiye ediyorum. Evet. Ben bu iç denetim konusunu biraz bu rating meselesine de benzer. Rating şirketleri, uluslararası derecelendirme kuruluşları şirketlere notlar veriyor. Devletlere notlar veriyor. Orada bir pozitif not, bir iyi not alma imkanı oluyorsa devletlerin uzun vadeli ve düşük faizli borçlanma imkanı ortaya çıkıyor. Aynı şekilde şirketlerin de uzun vadeli ve düşük maliyetlerle borçlanma imkanı çıkıyor. Bir de toplum nezdindeki itibarlar, saygınlıkları farklı oluyor. Güvenilir bir profil ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu iş denetim biraz buna benzetiyorum. İş denetim mekanizmasından, sisteminden geçmiş şirketler topluma, muhataplara, partnerlere, devletlere, kimler varsa onlara karşı da ben temizim, benimle işbirliği yapabiliriz mesajını veriyor gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Kazım Bey, ben Sayın Onursal Başkanım da tamamlayıcı bir söz söyleyeyim. Aslında bahsettiğiniz uygulamanın fiiliyatta karşılığı da var. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, bunda Borsa İstanbul'u değerleyen kurumlar, yani Borsa İstanbul'un anlaşmalı şirketlerimizin değerleme raporları çıkıyor. Bunların alt kriterlerine baktığınızda iç denetim ekibinin olduğu şirket daha yüksek puanlama alıyor. Keza kreditörlerin, büyük bankaların kredi verme sürecindeki compliance, yani mevzuat uyum kriterlerine baktığınızda eğer sizin iç denetim ve iç kontrol yapınız var ise risk değerlendirmeniz daha uygun finansman oranlarıyla aslında finans ediyorsunuz. Dediğiniz aslında fiiliyatta da birebir dokunuyor iç denetim bu sahalara. Burada evet. Sevgili Kazım, bak evet. Çok güzel bir sözle bunu istersen söyleşimizi tamamlayalım. Hani soruna da tek cümleyle cevap olacak. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Yani bir kere daha şükranla, saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Şu sözleri çok önemli ve soruna da cevap olacak. Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan zevk alırlar diyor. Oh, ne güzel. Yani evet. Bu açıdan iş insanları, topluma önderlik eden, kurumlarda yöneticilik yapan insanlar, daha doğrusu iş üretenler bu anlamda denetime açık oldukları takdirde
hem toplum kazanacak hem de emekleri değer kazanacak. Yani bunu bu anlamda ben bu sözleri çok değerli buluyorum. Evet. Güzel, Cumhuriyetimizin kurucusunun bu güzel sözlerini de aktardım. Tam denk düştü, uygun düştü. Katıldığınız için teşekkür ederim. Değerli izleyenler, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize sağlıklar, mutluluklar, güzellikler diliyorum. İnşallah bu sıkıntılı dönemi en kısa zamanda atlatırız. Ve hem insanlık, hem Türkiye'miz, hem bütün dünya bu problemden kurtulur diyorum. Önümüzdeki hafta inşallah başka konuklarla, başka programlarla birlikte olacağız. İnşallah Ali Kamil abiyle de ayrı programlarımıza başlayacağız. Katıldığınız için teşekkür ederim size. Sağlık ve mutluluklar diliyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Bizi izleyenlere de sevgilerimizi sunuyoruz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz.